Özgür Asya Radyosu'nun Şahit Biz Uygur Adli arşivlerinde yer alan bilgilere dayanarak verdiği haberlerde Doğu Türkistan'ın Kaşgar vilayeti Eskişehir ilçesi Balaksu kasabası 5. kentte oturan aynı haneden 74 yaşındaki dede Abdurrezzak Osman, oğlu Mehmet Tursun Abdurrezzak ve öğrenci olan torun Hayrul Mehmet 2017 yılında 3 nesil birden yani dede, oğul ve torun birlikte tutuklanarak hapsedildi. Bunlardan 74 yaşındaki Abdurrezzak Osman 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 2018'de hapishanede hayatını kaybetti. Aynı aileden oğul Mehmet Tursun'la 1989 doğumlu öğrenci olan torun Hayrul Mehmet de o tarihten beri hapiste tutuluyor. Doğu Türkistanlı bir Uygur aileden dede, baba ve torun olmak üzere 3 nesil Çin'in soykırım politikasının kurbanı oldu. ABD Temsilciler Meclisi Doğu Türkistan'da gerçekleşen organ kaçakçılığı konusunu ele almak üzere bir oturum düzenledi. Uygur soykırımının özellikle organ hırsızlığı ve kaçakçılığı yoluyla gerçekleştirildiği ve Çin hükümetinin bu faaliyetlere destek verdiği konusu ABD Kongresi'nde yapılan ifadelerle detaylı şekilde vurgulandı. 26 Mart akşamı yapılan özel duruşma ABD'deki farkındalığı arttırmak ve çeşitli sektörlere bu konudaki tehlikeler hakkında bilgilendirmek amacıyla gerçekleştirildi. Amerika Uygur Birliği, Uygur İnsan Hakları Projesi, Uygur Hareketi ve ABD Kongresi Çin İşlerinden Sorumlu Yürütme Komitesi'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte Çin hükümetinin Uygur bölgesinde yürüttüğü soykırım politikası ve bunun sonuçlarına dair önemli bilgiler paylaşıldı. Çin Komünist Partisi'nden bir üst düzey yetkili geçtiğimiz hafta Doğu Türkistan'ı ziyaret ederek bölgede yürütülen soykırım politikasının pratikte uygulanmasını doğrudan incelediğini bildirdi. Çin Halk Kongresi resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çin Komünist Partisi Merkez Yürütme Komitesi siyasi büro üyesi ve Çin Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı 2012'den bu yana ilk kez Doğu Türkistan'daki bazı şehirleri ziyaret etti. 18-20 Mart tarihleri arasında gerçekleşen ziyarette sözde Çin Ulusal Ortak Bilincinin pekiştirilmesi, sözde halk işlerini Çin yasalarına göre yönetmesi gibi envai çeşit isimlerle adlandırılan zulüm politikalarında kararlılık vurgusu yapıldı. ABD-Çinli Zhuangqin şirketinin Huawei için çip üretirken ABD yaptırım kurallarını ihlal edip etmediğini değerlendiriyor. Üst düzey bir ticaret bakanlığı yetkilisi Biden yönetiminin Çin'in en büyük çip üreticisi Zhuangqin şirketinin Huawei'nin Mate 60 Pro telefonuna güç verecek bir çip üretmek için ABD ihracat kurallarını ihlal edip etmediğinin incelenmesi gerektiğini söyledi. Çin'in egemenlik itilafı içindeki Tayvan'da hükümet sosyal paylaşım uygulaması TikTok'u ulusal güvenlik tehdidi olarak değerlendirdiğini açıkladı. Tayvan Dijital İşler Bakanı geçen hafta düzenlenen meclis oturumunda Çinli Bitdance şirketinin ana ortağı olduğu TikTok'un ulusal informasyon ve iletişim güvenliği açısından tehlikeli ürün olarak sınıflandırıldığını açıkladı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Pekin'de aralarında Blackstone ve Qualcomm CEO'larının da bulunduğu Amerikalı iş, strateji ve akademi çevrelerinin temsilcilerinden oluşan heyetle bir araya geldi. Xi, Çin'in yeni dönemde ülkede piyasa odaklı, hukuka dayalı ve dünya standartlarında bir iş ortamını sağlamak üzere bir dizi adım atarak reform sürecini derinleştireceğini açıkladı.